Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ET8'de sıfırdan Scania modifiye edeceğiz. Şimdi Scania'yı sıfırdan modifiye edeceğimizi söylemiştik. Videonun başında da göstermişimdir. Discord sunucumuza gelip orada tüm modlara erişebilirsiniz. Arkadaşlar, Discord sunucumuzu göstermek istiyorum. Çünkü bu videoda kullanacağım tüm modları arkadaşlar Discord sunucumda bulabilirsiniz. Sunucu linki açıklamada mevcut. Geldiğiniz zaman arkadaşlar bunu yapmazsanız şöyle görmüş olduğunuz gibi kayıt üye olursunuz. Burada bulunan modlardan mod kısmını göremezsiniz. O yüzden buraya geldikten sonra aynı Mehmet gibi isminizi ve yaşınızı yazdıktan sonra ben normal kaydınızı oluşturduğum zaman şöyle göstereyim. Burada üye olarak gözükmüş olacaksınız. Discord sunucumuz çünkü düzenlendi. Burada arkadaşlar sohbet, soru, cevap, şikayet, öneri gibi bir sürü kısım mevcut. Burada isterseniz fotoğraf, işte masaüstü şeyini ayarlayabilirsiniz. Burada kullandığım tüm modlar hem dosya olarak hem Steam olarak durmakta. Görmüş olduğunuz gibi bunlar hepsi şeyde mevcut. Assetto Corsa için araç modları mevcut. Oldukça yüklemeye çalışıyorum. Harita modları gibi gelecek. Burada isterseniz ses kanalları mevcut. O şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Enterlayıp direkt aracımızı yapılandırmaya başlayabiliriz. Olabildiğince güzel bir modifiye yapmak istiyorum. Genelde ben yüksek kabin severim, böyle olsun. Şu da olabilir ama genelde arkasını sevdiğim için böyle yapıyorum. Bu kalsın, direkt şey olsun. Burada en üst 770 beygirlik şeyi seçiyorum. Motor fark etmiyor, şu anda değiştirmesek de olur. Çünkü kullanamayacağı direksiyon setini bağlamadım. Şimdi arkadaşlar benim normalde kullandığım yani yaptığım zaman hep böyle yapardım ama kendi modumdan kaynaklı beyaz kaplama gelir. Koltuklara falan hep böyle olur. Arka kısmı farkını göstereyim. Arasındaki farklar bu şekilde. Ben daha ferah olduğunu düşündüğüm için bu şekilde kullanıyorum. Size de tavsiyemdir. Dış rengini ben genelde buradan en üstten beyaz yaparım. Daha bir kremsi bir beyaz rengi var o yüzden. Şimdi gelelim, görmüş olduğunuz gibi bir sürü kısım mevcut. Buraya isterseniz böyle kaplam olarak, isterseniz buraya ledleri, anten koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin modifiye anlayışına kalmış bir şey. Ben genelde buraya hiçbir şey koymayı tercih etmiyorum. Buradan değiştiriyorsunuz bu arada. Arkaya istediğiniz ledleri koyabilirsiniz. Bunlara ben bir şey koymuyorum çünkü hem FPS'i etkiliyor hem de çok görünür bir tarafta olmak için bir şey koymuyorum. Buraya istediğiniz kornayı koyabilirsiniz. Ben onları şimdi koymayacağım. Bunu iç kabini böyle yapıyorum. Buradan dediğim gibi yine bir sürü seçeneğiniz mevcut. Bu modların hepsi sunucumuzda mevcut. Ben kabinin içi aydınlatması sevdiğim için bunu kullanıyorum. Burada arkadaşlar kendi isimliğim mevcut. Direkt bunu koyuyorum en üste. Buraya demir de atabilirsiniz. Ben buraya şey atmam lazım. Buradan. Dur, gerçi güneşi sökmemizi istiyor. O yüzden şöyle yapacağız. Bunu engel olmayacak şekilde denk getirirsek. Aynen. Şimdi benim kullandığım bu. Normal şekilde. Şu anki kullandığım araç modunda da bu şekilde. Buraya yine istediğiniz gibi ışık, anten, her şeyi koyabilirsiniz. Ben buraya genelde korna koyuyorum. Korna kısmı şey yapabilirsek. Korna kısmı. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kornanız var. Genelde ben buradan küçük olandan iki tane koyarım. Yani sağlı sollu. Buraya isterseniz led koyabilirsiniz. Ben bir şey koymayı tercih etmiyorum. Bunun arkasına led koyabilirsiniz. Ona gerek yok. Buraya ben lollipoplarımı koyuyorum. Bunu kullanıyorum yani. Artık hangisini derseniz sel olarak duruyor. Ben bunu koymayı tercih ediyorum. Aynı bu şekilde duruyorlar. Açtığımız anda görmüş olursunuz. Şu kısma geldiğimiz zaman tekrardan buraya da normal bir turuncu ledlerimizi koyalım. Parlak. İstediğiniz rengi koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin modifiye zevkinize kalmış bir şey. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani olabildiğince hızlı ve tüm modları göstermeye çalışıyorum. Zaten 1.49 için olan bir videomuz mevcuttu. Şimdi sadece araç için modifiye yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü seçeneğimiz mevcut burada. Burada ben komple boyalı seçmek istiyorum. İsterseniz böyle anten de seçebilirsiniz. Buraya anten de gelir. Şeyini seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hem aynı şey olmuş oluyor. Komple boyalı olmuş oluyor. Buraya ben ismimi koymaya tercih ediyorum. Bu tarafa da Ordu yazmak istiyorum. Memleketimi. Ordulu diye. Yani bu tamamen sizin zevkinizde kalmış. Burada ise
Böyle görüyorsunuz gibi etiketlerim var, cam etiketleri. Ben normalde hangisini kullanıyordum? Galiba bunu kullanıyordum. Bu kalsın. Hem köşede kalıyor hem de benim engelim olmuyor yani, o yüzden şey oluyor, daha güzel oluyor. Burada herhangi bir şeye gerek yok, tek zaten bunu yapmıştık. Buraya bir şey değiştiremiyoruz. Burada ise şu kısım değişiyor, görmüş olduğunuz gibi. Büyük yaparsanız daha heybetli durur. Küçük yaparsanız daha şey durur. Ben genelde bu şekilde yapıyorum. Çok abartıya kaçmıyorum. Burada ise sisleri arkadaşlar çakar ekleniyor. Bu çakar kısmında ben böyle yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hem çakar ekleniyor hem de far eklenmiş oluyor içine. Bu kısımda ise ister yazıyı şey yapabilirsiniz, boyalı yapabilirsiniz. Benim şey nerede? Neyse bulursun. Galiba bunu kullanıyordum. Tam hatırlamıyorum şu anda hangi şeyimi kullandım. Kendi aracım da zaten kapakta mevcuttur. Ben bu kısmı arkadaşlar boyalı seviyorum. Çok daha afilli bir şey duruyor. Hırçın bir görünüş oluyor yani. Burada isterseniz arkadaşlar görüyorsunuz gibi bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Ben bunu kullanmıyorum. Ya bu şekilde mesela şöyle bir tane normal şey ekleyebilirsiniz ama ben eklediğim zaman şöyle bir görüntü olduğu için hoşuma gitmiyor. O yüzden bunu kapatıyorum. Aynı şekilde bu kısım da boyalı oluyor. Buraya ben bir şey eklemiyorum. Bu çok sevdiğim bir şey değil. Ön kısmı kapandığı için ama işte mesela burada böyle isterseniz bir değişik bir şey yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bunu da kapatalım. Bu kısımda standart olarak şey yapıyorum. Siyah şey olsun diye, devamlı gelsin diye. Burada özel standart size kalmış. Ben özel diyorum. Şey olsun. Hatta krom diyebilirsiniz. Kromlu şu parçalar uyumlu olur. Burada motoru değiştirebilirsiniz. O size kalır. Yani bu çoğu şey aslında sizin modifiye anlayışınıza ve isteğinize göre değişiyor. Aynı bu şekilde kalmasını tercih ederim ben. Şimdi ise şöyle. Burada arkadaşlar en altı, ben alçak şey seçiyorum. Ya böyle yaptığınız tabi böyle seçenekleriniz de mevcut. İster sis ister şey, ben burada alçak boyalıyı seçiyorum. Zaten farda da otomatik geliyor. Burada ise kendi TR plakam var. Onu da şöyle göstereyim. 52 MSA 0652 yazıyor. Bu şekilde. Ben buraya boyalıyı seçiyorum. Bu şekilde oluyor. Buraya ise yine lollipoplarımızı ekliyorum. Buraya tamamen siz istediğinizi ekleyebilirsiniz. Mesela orası sağda kaldığı için sağ, buraya da şey yaparsanız sinyalleri ekler. Buraya normal ekleyelim. Yanlış yazdık. Şunu şöyle yapalım mı? Normal turuncu ledlerimizi ekliyoruz. Daha güzel olacağını düşündüğüm için. Yani bir de kendi modifiye zevkime göre yapıyorum. Sizler daha iyisini yapabileceğinizi düşünüyorum. Herkesin çünkü modifiye anlayışı farklıdır. Bu kısımda yine far kısmına geldik. Yani burada arkadaşlar isterseniz kaş eklersiniz, isterseniz hiçbir şey eklemezsiniz. Bu tamamen size kalmış olur. İsterseniz böyle krom detaylar ekleyebilirsiniz. İsterseniz siyah eklersiniz. Ben genelde buradan turuncu olduğu için. Burada mesela şey de var. Özel far tasarımları da var. Tamamen yine dediğim gibi size kalmış. İster böyle yapabilirsiniz. Ben bunu yapmayı tercih ediyorum ama bir tane de şey daha var. Ha, yukarıda pardon. Bunlar da var. Bunlar da size kalmış. Scania yazılı mesela. Bunların hepsi modlarla gelen bir şey. Modları dediğim gibi Discord sunucunuzdan bulabilirsiniz. Linki de kanalımızda mevcut. Ben siyah seviyorum. Böyle bir afilli duruyor. Buraya da amber şeyini koyuyorum ki turuncu yansın alt kısımlar. Daha böyle bir hırçın turuncuya boyuyorum arabayı ki seviyorum yani, ışık sistemi çok hoşuma gidiyor benim. Ben bu kısım yine size kalmış, boyalı boyasız artık nasıl yapmak isterseniz. Şöyle şey kalsın. Boyalıyı kullanıyoruz burada. Lastik kısmında ise arkadaşlar yine isterseniz ebatlarıyla oynayabilirsiniz, küçültebilirsiniz. Yine bu modlarla gelen bir şey. Ben genelde buradan 15'i kullanıyorum. Hem yana çekiliyor hem de orijinal boyutunda kalınıyor ama isterseniz burada da seçenekleriniz mevcut. Jantlarda ise yine aynı şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben burada Alcoa'yı seçeceğim. Alcoa nerede? Alttaydı galiba. Görüyorsunuz gibi parlak sevdiğim için bunu yapıyorum. Burada yine istediğiniz gibi seçenek mevcut. Her şeye göre değişir. Aracın şeyine göre değişir. Nasıl bir tarz yapacağınıza göre değişir. Mesela buradan yine bir buradan kapak konabilir. Krom mesela. Şu daha parlak olduğu için bunu koyabiliriz. Burada kesen istediğiniz gibi şeyini de kullanabilirsiniz. Mesela egzoz söktüğünüz zaman boyalı da kalabilir.
Oyalı kalsın, ilk önce burayı bir şey yapalım. Burada bu genelde ben bunu kullanıyorum. Şu yukarıdakini. Buraya da şey koyuyorum. Evet diyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Şeyde illa alta demir koymak isterseniz de buraya demir koyarsınız. Şey yapalım. Yine normal diyelim. Normal turuncu ledlerimizi döşeyelim. Gayet güzel. Buraya da şey yaparsınız. Egzoz kısmını kapatacak şekilde. Buraya biz orayı boyalı seçmiştik. Kelsa mıydı o da? Kelsa değilmiş mesela. Bunu hemen şey yapalım. Kelsa olarak değiştirdik mesela. Bu da güzel durduğunu düşündüğüm için bunu şey yapıyorum. Yine normal turuncu şeylerimizi kullanalım. Ya mesela kırmızı yapabilirsiniz beyaz araca. Ben beyazla turuncunun uyumunu sevdiğim için turuncu ledler kullanıyorum. Aracın rengine göre değişir, sizin tarzınıza göre değişir. Değişir yani. Buraya V8 yazımızı koyalım. Krom. Mesela burada istediğiniz kadar ister komple siyah şey yapabilirsiniz. Boyalı yapabilirsiniz. Krom bir detay yapabilirsiniz içini. Ben böyle yapıyorum. Hem boyalı hem krom birleşik oluyor. Burayı boyalı yapıp şey yapabilirsiniz. Komple boyalı da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha şey durduğunu düşünüyorum. Hafif durduğunu düşünüyorum. Buraya led seçenekleriniz geliyor. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben buraya mesela ledleri falan kullanmayı tercih etmiyorum. Böyle daha güzel duruyor. Yukarımızda ayarlamıştık. Burada zaten her şeyi seçtik. Tamam. Arka kısmına geldiğimiz zaman işte buraya da bir boru ekleyebiliyorsunuz. Bunların hepsi modlarla gelen bir şey. Burayı hızlı geçiyorum. Ben buraya led konmasını sevmiyorum. Arka tarafta kalıyor. Zaten tırı işten sürüyoruz. O yüzden çok önermiyorum. Burada işte tankman koyarsınız. Bu size kalmış. Bunu şey yapalım. Ben genelde buradan boyalı bir şekilde böyle kalmasını seviyorum. Daha iyi oluyor. Hani hem arabanın rengiyle uymuş oluyor hem de abartılı bir şey olmuyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu kısmı kapatmak isteyen yani benim gibi burayı çok açık bulan arkadaşlar için burada DAF var, Mercedes var. Ondan sonra Scania'nın sadece stok versiyonu var şu şekilde. Onun dışında Volvo'nun var. Ama görmüş olduğunuz gibi hangisine basarsanız basın buraya uygulanıyor. Yani o yüzden şey yaptım yani burada Scania yok deyip geçmenize gerek yok. Ben mesela burada boya nerede? Bunu kullanıyorum ki boya rengiyle falan tutsun. Şurası zaten kapanmış oluyor. Burayı da mesela Scania V8 ile kapatabilirsiniz. Şöyle. Ki ben genelde böyle kullanıyorum. Burası arkadaşlar yine DAF yazıyor ama DAF'ın tıra şey buradakinde de uyuyor. Ben burada bunu seçiyorum. Buraya herhangi bir şey ekleyebilirsiniz. Hatta boyalı yapabilirsiniz. Beyaz olur. Bu modda gelen bir şey. Şu ikisi. Scania alt şey oluyor. Ondan sonra bu yok şurayı boyalı olarak seçelim. Gerçi bunu seçeceğiz. O seçtiğinizde şurada bir pembelik çıkıyor. Yine hemen jantlarımızı. Burada Alcoa'yı ben seçiyorum. Alcoa yukarıda olması lazımdı. Ya Alcoa'yı çok seviyorum çünkü parlak jant çok hoşuma gidiyor benim burada. Ondan sonra şuradan bir jantımızı da seçelim. Aynı şekilde parlak parlak ikisi daha uyumlu olmuş oluyor. TR plakamızı yine arkaya yazalım. TR plak arkadaşlar sadece Dorsa'ya olmuyor. Daha doğrusu kupaya uygulayabiliyorsunuz. Şimdi dışarıda görmüş olduğunuz gibi modifiye kısmımız böyleydi. Buraya kadar herhangi bir eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Gayet güzel ayarladık. İç kısımda direksiyonum yine V8 olarak kalır. Özel de yapabilirsiniz işte burayı şey yaparsınız. V8 seviyorum dikişlerinden kaynaklı. Şurası kesik oluyor. Daha hoş oluyor. Burada mesela yine turuncu led kullanıyorum. Ayak altı led diye geçer. Ambiyans ışığı da diyebiliriz. Zaten bunu seçmiştik. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Zaten bunlar Sispec'ten geliyor. Bunların hepsi şey yani işte bunlarda modlarda gelenler de var. Gereksiz şeyler. Ben buraya koyarsam ki genelde buraya ben bir şey koymuyorum. Ben mesela bu en sevdiğim iç kabinde kullandığım şey arkadaşlar şuradan. Bu arada istediğiniz kadar işte böyle şeyler yapabilirsiniz. Modda gelen bir sürü seçenek mevcut. Mesela ben yukarı dolap koydum. Ama burada en iyisi bu. Hem dolap üstte koyuyor hem altta ahşap bir detay diyor. Burada yazı oluyor. Buraya da ben öpücük bir yastığımı da koyalım. Buraya hiçbir şey koymuyorum ben. Aynı şekilde koltuğa da bir şey koymuyorum. Bu kısmı da isterseniz koyarsınız, isterseniz koymazsınız. Ben sevdiğim bir şey değil, o yüzden koymuyorum. Buraya da isterseniz işte perde koyabilirsiniz. Mesela şu çok uyumlu gider.
ikisiyle, şu iç ambiyansla, şu da olabilir. Tamamen size kalmış. İşte buraya mesela bir şeyler asabilirsiniz. Yani bunlar tamamen size kalmış şeyler. Burayı değiştirmeye gerek yok. Aracımızı zaten görmüş olduğunuz gibi bitirdik. Şöyle gayet de güzel oldu. Siparişi onayla diyelim. Dışarıdan bir gösterelim. Sonra videomuzu bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, jantlarımız falan parlak. Arka bar kısmımız bu şekilde. Ondan sonra şu, hatta sıfır kamerasıyla gezelim. Evet arkadaşlar, video kesildi gibi bir şey olacak. Oyundan attı beni. OBS'den kayıt aldığım zaman arkadaşlar böyle bir sorun oluşuyor. O yüzden de kayıt almadığım için, daha doğrusu kaydetmediğim için oyunu, yaptığımız modifiye kısmen boşa gitmiş oldu. Tekrar aynı modifiye yapmak istemediğim için de kendi orijinal kullandığım aracı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde farlarımız, işte yanlara sadece lollipop ekledim ben mesela bu kısımlara. Onun dışında çoğunlukla her şey aynı. Cam filmi var sadece. Yukarıda da iki tane lamba var. Genelinde hep böyle kullanıyorum. Bunların hepsi yine aynı şekilde aynı modlarla yapılıyor. Ekstra bir mod yok bu tırın üstünde. O yüzden bu şekilde kapanış yapmak istedim. Başka bir tır modifiyesini isterseniz arkadaşlar belirtirseniz sevinirim yorumlarda. Discord sunucuda gelerek sunucudaki linklerden modları indirebilirsiniz. Kayıt olurken de kayıt kısmından isminizi ve yaşınızı yazarsanız kayıt oluşturalım, yoksa kayıtsız üye olarak gözükürsünüz. Modları göremezsiniz. Bu çok önemli. Gelen kişi çünkü kayıtsız olarak gözüküyor. Zaten videonun başında göstermişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.